doğru. Ama o referandumda hayır da çıksaydı, Türkiye şu anda fiilen aynı yönetilecekti yani. Ne olacaktı? Mesela o dönemde, ara dönemde ne oluyordu? Benim hükümetten ayrıldığım dönemde Bakanlar Kurulu kararları çıkarılıyordu. Ama nasıl çıkarılıyordu? Boş kararlar, yani Boş kağıtlar imza boş atıyor. kağıtlara bakanlar, o günkü bakanlara şöyle özel sorun, kamuoyunda açıklayamazlar da özel sorun. Yani boş kağıtlar imzalanıyordu. En son üstü dolduruluyordu. Sayın Erdoğan'ın imzası da resmi gazetede yayınlanıyordu. Yine tek imzayla aslında alınıyordu kararlar. İmza atanlar neye imza ettiklerini bilmiyorlardı ki. Yani Bu 2017'de çok bu önemli bir şey tek, açıklıyorsunuz. şimdi Yani Bakanlar 2017'deki Kurulu'nda boş kağıtlara imza atılır ve sonunda Sayın Erdoğan üzeri doldurulur. Erdoğan imzalar ve evet. Yani bunlar bir karara bütün bu dönüşürler. KYK'lar, şunlar bunlar hepsi öyle. O dönem öyle. Ama bunları böyle özel sohbetlerde o dönemin bakanlarına sormanız lazım. Yoksa çıkıp da ben boş kağıda imza attım diye kimse aleni herhalde itiraf etmez bunu. Ama Ama o dönemde bunlar yapıldı yani. Tabii sizin bu bildiğiniz biz bir konu. ayrıldıktan sonraki dönem oluyor tabii. Ben 2015 Ağustos'ta ayrıldım. Bizim dönemde çok şükür hiç öyle bir şey yapmadık Temel yani. Öyle motivasyon.